Beğenerek bize destek olabilirsiniz. Merhaba. Ücretsiz e-ticaret sitesi açmayı sağlayan servislerin tanıtımına devam ediyoruz. Bu dördüncü videoda Shopier adlı servisi tanıtacağız. Shopier oldukça kullanımı basit, ayarları basit, yönetimi basit bir servis. Bir o kadar da özellikleri biraz daha kısıtlı ama sizi birçok sıkıntıdan da kurtarabiliyor. Mesela burada şahıs olarak satış yapabiliyorsunuz. Diğer servislerin çoğunda şirket olarak kayıt yapmanız gerekiyordu. Ödemeleri şirket olarak almanız gerekiyordu. Shopier'de böyle bir sorun yok. Şahıs olarak da satış yapabiliyorsunuz. Shopier tarafından hazırlanıp örnek gösterilen bir tane mağazaya bakalım, dükkana bakalım. Şöyle bir hazırlanmış. Örnek mağaza bu şekilde. Ben de kendi hazırladığımı ilk etapta basit şekilde göstermek için bir tane hazırladım. İlerleyen dakikalarda göstereceğim. Şöyle Şimdi devam edebiliriz. Şimdi gelelim yönetim merkezine. Şöyle bir yönetim bölümü var. Şuradan üye olduktan sonra, şuradan üyeliğe girdikten sonra çok basit bir üyelik var. Hesap oluştur dedikten sonra size bir tane mail geliyor. O mailden buraya yönetim paneline ulaşıyorsunuz. Yönetim paneline girdikten sonra hesap bilgileri kısmından bilgilerin doldurmanız gerekiyor. Aksi takdirde kullanamıyorsunuz. Çünkü kullanımı açılmamış oluyor. Hiçbir şeyi ekleyip çıkartamıyorsunuz. Düzenleme yapamıyorsunuz. Hesap bilgilerinden bilgilerinizi tamamen doldurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sadece IBAN ile ödeme alabiliyorsunuz. Şimdi yönetime detaylı bir bakalım. Şu an hiçbir şey olmadığı için hesap yönetiminde satış olmadığı için listelenme yok. Ürünler listesi şu şekilde. Ürünleri listeliyorsunuz. Buradan ekleme kısmı var. Adını açıklamasını izliyorsunuz. Satış fiyatı, para birimi, stok adeti, kargo bilgileri, kargo seçimi, özel listeleme var. varyasyon seçenekleri. Bunları varyasyonların ne olduğunu göstereceğim. Buradan da girebilirsiniz. Varyasyon şu demek. Bir ürünün birden fazla türü varsa, mesela farklı renkleri varsa veya farklı ağırlıklarda satılıyorsa buraya tek tek giriyorsunuz. Mesela 250 gram, 500 gram, 1 kilo gibi fiyatlarında yazıyorsunuz. Aynı ürünün varyasyonları olduğunu göstermiş oluyorsunuz. O da şöyle gözüküyor. Sanırım şuydu. Evet. Şöyle gözüküyor varyasyonlarda. İsteyen müşteri istediğini seçip satın almış olacak. Eklediğiniz ürünü listelemesi, satıştaki ürünler kısmından görüyorsunuz ürünlerinizi burada eklediklerinizi. Tahsilatlar kısmından tahsilat detaylarını görüyorsunuz. Faturaları görüyorsunuz. İadeler kısmından iadeleri görüyorsunuz veya iade oluşturabiliyorsunuz. İndirimler kısmından otomatik indirim belirleyebiliyorsunuz veya kod verebiliyorsunuz. Müşterilere indirim kodu oluşturabiliyorsunuz. Dükkan yönetimi kısmından dükkanın detaylı bilgilerini Buradan giriyorsunuz. Bir sürü ayrıntılı bilgisi var. Dükkan eritimi, erişimi vesaire dükkan satışta mı kapalı mı? Gibi ayarları buradan yapıyorsunuz. Logo banner ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Logo yükleme var. Banner yükleme var. E, mobil taraflar için ayarlar var. Buradan yapıyorsunuz. Çok fazla detaylı ayarı da yok. Kategorileri buradan, az önce eklediğimiz ürünün kategorilerini buradan ekliyorsunuz. Aslında bu ürün kısmında olsa daha iyiydi. Mevcut kategorileri de buradan düzenleyebiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Varyasyon ayarları az önce göstermiştim zaten. Buradan da evet, adetlerini seçiyorsunuz. Kargo ayarları var burada. Detaylı kargo ayarları yapıyorsunuz. Oldukça basit gördüğünüz gibi. Entegrasyonlar bölümünden uygulamalar var. Ee, i̇çinde mevcut uygulamalar var. Bazı uygulamaları hazır veriyor. Kullanabilirsiniz. Uygulama ekle diyerek şöyle bir uygulama sayfasına geliyorsunuz. Uygulamalardan istediğinizi... Kurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela ben bir tanesini göstereyim şöyle. Kurulacak bir şey de yok. Uygulamayı kur dediğinizde bu şekilde geliyor. Hiçbir ayara gerek kalmıyor. Modüller var. Modülle ilgili zaten detaylı bakarsınız. Modül dosyalarını ekleyebiliyorsunuz. Modül ayarları yapabiliyorsunuz. Sipariş bildirimi sayfası var. Facebook bağlantısı, Facebook sayfanızı bağlayabiliyorsunuz. Hesap bilgilerini zaten göstermiştim. Hesap güvenliği kısmı var. Burada şifre değiştirmek için. Kullanıcı hesapları bölümü burası. Gördüğünüz gibi yani bu yönetim panelini kullanıcı oluşturmak için bu bölüm. Sitele erişim anahtarı bölümü var. Buradan anahtar oluşturabilirsiniz. Şimdi bir de geliştirici modu var. Geliştirici modunu hesap bilgilerinin altından şuradan açıp kapatıyorsunuz. Açtığınız zaman şöyle bir şey geliyor. Uygulama oluşturabiliyorsunuz kendiniz. Buradan uygulamanızı ekleyebiliyorsunuz. Detaylı birçok ayarları var. Mevcut uygulamalara bakabiliyorsunuz. Uygulama mağazasından. Bir de geliştirici portalı. Yani uygulama nasıl oluşturacaksanız e, bunların olduğu bir sayfa var. Kod örnekleri var mesela burada hazır. Bunlardan faydalanabilirsiniz. API kullanabilirsiniz. Uygulama mağazasını zaten göstermiştik. Buradan yardım sayfaları da var. Faydalanabilirsiniz. Oldukça basit gördüğünüz gibi. Kullanımı belki de en basit olan e, servis buydu. Dediğim gibi ödeme almak için herhangi bir yere ayrıca üyelik gerekmiyor veya şirket olmak gerekmiyor işinizi kolaylaştırıyor. Ancak biraz daha amatör gibi görünüm var. Mesela gördüğünüz gibi şurada shop yer yer alıyor. Şu logolar iyi yerleştirilmemiş. Üst kısma hadi ayarladınız diyelim. Logo kısmı hoş bir görüntü değil. Detaylı fazla bir bilgi yok. Ama bir şey yine işinizi görebilir. Bazı kişilerin ihtiyacını karşılayabilir. Bu nedenle de bu videoyu hazırlama gereği düşündüm. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.